Herkese merhaba, ben İdil. Ben Buse. Bugün biz Buse ile birlikte ortak bir video çekiyoruz. Evet, aynen öyle. Hep beraber, İdil'le beraber cupcake yapacağız. Ben de yemek yapıyorum ama tabii ki İdil kadar profesyonel değilim. Onun kanalını keyifle takip ediyorum. O yüzden bugün onun kanalına konuk oldum. Birlikte çok güzel bir cupcake yapacağız. Hoş geldin. Aynı zamanda YouTube'a da hoş geldin. Hala denk gelmeyenler varsa Buse'nin harika bir kanalı var YouTube'da. Çok güzel tiyolar veriyor. Makyaj üzerine, stil üzerine. Evet. Ben keyifle izledim hepsini. Nasıl çok gidiyor? Çok teşekkür ederim. İyi gidiyor. İşte senin gibi böyle güzel videolar çekmeye çalışıyorum. Şimdilik çok güzel gidiyor. Süper. Biz bugün Buse'nin dediği gibi çikolatalı cupcake'ler yapacağız. Ama esas sürprizi en sonunda onları süslememizde olacak. Süslemeler Buse'nin fikrindeydi. İkimiz birlikte biraz çalıştık, oturttuk. Evet. Söyleyelim mi nasıl süsleyeceğimizi? Yok, söylemiyoruz. Sona saklıyoruz. Tamam. Sürpriz yapacağız. Evet, süslemeler sürpriz. Videonun sonunda onları bulabilirsiniz. Yapacağımız cupcake de aslında son derece pratik ve kolay bir cupcake olacak. Çikolata tutkunlarının bayılacağına inanıyorum. Çünkü hem kekin kendisi çikolatalı, hem de o üstünde yaptığımız frostingin, kremanın kendisi de çikolatalı. Bence inanılmaz bir lezzet oluyor. Evet, bekliyorum. Heyecanla denemek için sabırsızım. O zaman ilk önce malzemeleri göz atalım. Ondan sonra da yapmaya başlayacağız. Tamam. 25 gram kakaom var. Ben onu 120 ml sıcak suyun içinde erittim. Aroması iyice ortaya çıktı ve oda sıcaklığına geldi. 90 gram unum var. 1 çay kaşığı kabartma tuzum var. Çeyrek çay kaşığı tuzum var. 55 gram tereyağım var. 100 gram şekerim var. 1 tane yumurtam var. 2 çay kaşığı vanilya özütü kullanacağım. Bunlar kekin malzemeleriydi. Frostingin malzemeleri içinde 120 gram erimiş bitter çikolatam var. 150 gram tereyağım var. 160 gram pudra şekeri kullanacağım. Ve de yine 1 çay kaşığı vanilya özütü kullanacağım. Kullandığım bütün malzemeler oda sıcaklığında olmaları önemli. Bu adımı takip edin. Ben bu malzemelerin bardak kaşık ölçülerini videonun açıklamalar kısmına yazacağım. Ancak en iyi sonuç için her zaman mutfak tartısı kullanmanızı tavsiye ederim. İlk önce keki yaparak başlıyoruz. Bunun için şöyle şekerimi, 100 gram şekerimi. Biz bugün Buse ile bir ayaklı mikser kullanıyoruz çünkü hayatımızı çok kolaylaştırıyor. Evet. Ama evinizde yoksa normal el mikseriyle de yapabilirsiniz. Ve de şöyle yine oda sıcaklığında olan tereyağımı alıyorum. Mikserimi çalıştırıyorum. İkisi iyice birbirinin içine geçinceye kadar yaklaşık 2-3 dakika kadar karıştırıyorum. Ondan sonra devam edeceğiz. Tereyağımla şekerim tamam. Şöyle kenara yapışanları da ihtiyaç oldukça spatulanızı sıyırmayı unutmayın. Şimdi yumurtamı ekliyorum ve yumurta da iyice karışıncaya kadar tekrar çırpıyorum. Yumurtam da güzelce karıştı. Şimdi 2 çay kaşığına denk gelecek şekilde vanilya özütünü ekliyorum. Eğer evinizde vanilya özütü yoksa çubuk vanilya ya da vanilin de kullanabilirsiniz. Şimdi tekrar çırpıyorum. Vanilyam da güzelce karıştı. Şurada ben unumun içine kabartma tuzumu ve tuzumu koydum. Onları da şöyle bir tel yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Şimdi artık kekimin karışımına unumu da ekliyorum. Ve güzelce karışıncaya kadar çırpmaya devam ediyorum. Unumuz da güzelce karıştı. Şimdi artık en son olarak şu suyun içinde erittiğimiz kakaoyu ekliyoruz. Bu işte çikolatalı cupcake yapan malzeme olacak. Şöyle güzelce. Fark etmez mi sütlü ya da işte mesela hani mesela dark da koyabilir miyiz çikolata? Ben eritebilir dark koyuyorum. Ben dark bitter içine ben kakao koydum. Evet, bitter çikolata da eritip koyabiliriz. Ya da beyaz mesela. Beyaz çikolata da eritip koyabiliriz. Ben acıktım şimdi galiba ben. Frosting'e koyacağız. Frosting'e şu bitter. Tamam, frosting'e erittiğimiz bitter olacak. Tamam. Şimdi tekrar mikserimin kapağını kapatıyorum ve yine düşük hızda çalıştırıyorum karışıncaya kadar. Evet, kakaoyu da güzelce yedi kekimizin hamuru. Şöyle hafif yumuşak bir hamur oldu, biraz sulu bir hamur oldu. Böyle olduğu için de kekimiz daha ıslak gibi, daha zengin bir lezzet olacak. Şimdi şunun ucunu çıkartayım. Ve de şunu önümüze alıyoruz. Ben böyle hamurları cupcake'lerin içine dökerken şöyle dondurma kaşığı kullanmayı çok seviyorum. Çok rahat oluyor. İnternette görmüştüm bunu, denedim. Çok hoşuma gitti. Böyle dondurma kaşığıyla alıyorum. Ve de üzerlerinden şöyle yaklaşık 1 santim boşluk kalacak şekilde koyuyorum. Hadi denemek ister misin? çok dibine kadar doldurmuyoruz çünkü öyle olunca çok kabarıyor. Bu yeterli mi? Süsleyemiyoruz. Olur, çok fazla olur. Oldu acaba? Zaten olmazsa ekleyebiliriz. Hı-hı. Değil.
Buse, sen yemek yapıyor musun? Seviyor musun yemek yapıyorum, yapmayı? Severim de ama ben hani çok tatlıcı değilim de hani daha çok böyle ev yemekleri, hani Türk yemekleri, onları yapmayı seviyorum. İşte domatesli pilav çok güzel yaparım. Aa, süper. Ondan sonra hani öyle daha çok pratik ev yemekleri yapmayı seviyorum. Tatlı olayına henüz girmedim. O da yani tatlı yaparsam yiyeceğimi bildiğim için yememek adına biraz uzak oluyor. Duruyorum. Ben hemen komşulara yolluyorum. Eşim sağ olsun yardımcı oluyor. Ne güzel. Ondan sonra bir an evvel onu tüketmeye çalışıyoruz. En sevdiğin yemek ne peki? En sevdiğim yemek sosisli makarna, çok seviyorum. Çok basit bir yemek aslında ama yani çok seviyorum. Sosisli makarna böyle en sevdiğim yemeklerden biri. Evet, işte sarma dolma çok severim. Ben de çok o da belki Adanalı oluşumuzdan olabilir. Adana yemekleri biliyor musun? Yok yani çok iyi yapamam ama hani dolmayı denemiştim ilk evlendiğimde. Yaptım vallahi bir şekilde yani hakkından gelmiştim yani evet. Peki kanalla ilgili yeni projeler, bundan sonraki videon ne? Şimdi herkes merak ediyordu evet, eminim. Evet, biz geçen hafta kısa bir ara vermiştik yaşanan olaylardan ötürü. Şimdi yeni videomuz eyeliner ve bir iki makyaj videosu daha olacak. Eyeliner videosu çok güzel oldu. O yüzden eminim zaten heyecanla bekliyorlardır. Beklesinler, özellikle söylüyorum. Ben çekemiyorum eyeliner. Ve ben de izleyeceğim ama bunu dikkatle. Ama hani, hakikaten. Çok zor bir şey ya. Aslında 50 alışınca insanın yani kolaya geliyor ama tabii ki öyle hani kuyruklu, onlu bunlu falan onları tabii çekmek biraz zor. Çok zor. Evet. Bence de çok zor. Ya bir eyeliner bana çok zor geliyor. İkincisi güzel far dağıtmak. Evet. Çok zor geliyor. Onda evet. Da çok zorlanıyorum. Kırmızı ruj sürdüğüm videoyu izledim. Ondan öğrendiklerim oldu. Evet. Onu bir dışarı çıktığım akşam uygulayacağım. Orada şöyle. Ben de böyle işte dudağımızı aslında birbirimize işte böyle yapmamız diyorum ama bir anda alışkanlık yapıveriyorum direkt, videoda. Direkt yapılıyor. Öyle oluyor aynen. Şimdi biz peki bütün hamurumuzu koyduk güzelce, cupcake kalıplarımızın içine paylaştırdık. Tam 9 tane cupcake'imiz çıktı. Eğer daha fazla yapmak istiyorsanız bu tarifi aynısını 2 katıyla çarpıp gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Biz çok tatlı yediğimiz evet. için 9 tane de sınırlamayı uygun gördük bugün. Şimdi cupcake'lerimizi 190 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 15-16 dakika kadar pişireceğiz. Kürdan yöntemiyle test edebilirsiniz. Piştiğini düşündüğünüz zaman içine bir kürdan batırın. Eğer temiz çıkıyorsa cupcake'leriniz pişmiş demektir. Daha sonra onları fırından alacağız. Bir 15-20 dakikada oda sıcaklığına gelmeleri için bekleyeceğiz. Çünkü frosting'i cupcake sıcakken sıkarsak o frosting durmuyor, yayılıyor. Bunun i̇yice için iyice soğuması önemli. Ondan sonra devam edeceğiz. Cupcake'lerimiz olurken biz artık frosting'i yapalım. Evet, ben yapacağım. Çok heyecanlıyım. Önce tereyağını mı koyuyorduk? Önce tereyağını tamam. koyuyoruz. Şuradan koyuyorum. Artık tereyağı iyice oda sıcaklığında geldiği için evet, biraz... Evet, erimiş. Evet, erimiş olması gerekiyor. Yine bunu da normal el mikseriyle de yapabilirsiniz. Zaten frosting yapması daha kolay. Şöyle mi yapıyorduk? Ve güzelce krema olana kadar çırpıyoruz. Evet, tereyağımız eridi değil miydi? Evet, tereyağı sen hazır. Sen bir kontrol et. İyice güzel böyle bir krema kıvamına geldi. Bunu istiyoruz. Şimdi pudra şekerini Şimdi koyuyorum. Şimdi pudra şekerini ekliyoruz. Tamam. Pudra şekeriyle tereyağı iyice iç içe geçinceye kadar çırpacağız bunları. Yaklaşık 3-4 dakika sürecektir. Aynı hızda. Aynı hızda. Tamam. İlk önce düşük hızda ki pudra şekeri tamam. üstümüze patlamasın. Sonra bir tık yükselteceğiz. Tamam. Neye göre yükseltiyoruz mesela? Burada neyi görmem lazım? Biraz daha karıştığını, yediğini gördüğümüz zaman yükselteceğiz. İyice birbirine karışacak evet, yağıyla. Evet, evet. Tamam. Ki yani tamamen bu yüzümüze patlamasın zaten. Diye şimdiden geliyordur. Şimdi iki yapayım mı? Bence yapabiliriz. Şimdi bir 3-4 dakikada böyle çırpacağız. Ondan i̇yi, sonra... Beğendim. Gayet iyi. Ondan sonra esas can alıcı malzemeyi tamam. ekleyeceğiz. Şimdi artık geldik. Pudra şekeriyle ikisi karıştı. Evet. Ve can alıcı noktaya geldik mi? Can alıcı noktaya geldik. Ben bitter yaptım bugün ama sütlüyle de olur. Sütlü çikolatayla da olur. Ben bitterin tadını daha çok sevdiğim için... Bu senin tercihin var mıydı bitter sütlü? Ben hani böyle yememe içmeme dikkat ettiğim zamanlarda bitter yiyorum ama tabii normalde sütlüden vazgeçemiyorum yani. Hani öyle beyaz çikolata sevdası olan biri değilimdir ama sütlüye ayrı bir şeyim var. Biraz daha alayım mı diptikleri yoksa yeterli mi? Olduğu kadar. Bence... Tersime geliyor benim elim olarak o yüzden böyle şey gibi duruyor. Tamam bu kadar yeterli. Tekrar aynı hızda çalıştırıyorum. Tekrar aynı hızda çalıştırıyoruz. Böyle artık en sonunda parlak bir dokuya ve renge gelecek. Tamam. O zaman hazır olacak.
frostingimiz hazır. Buse ile birlikte onu bir sıkma torbasına aldık. Şöyle bir bardağın içine oturttuk sıkma torbamızı da. Bu arada cupcake'lerimiz de 190 derece fırında tam 15 dakikada piştiler. Evet. Onları çıkarttık. Çıkarttıktan sonra tepsiden de çıkardık ki hızlı soğusunlar. Bir 20 dakikadır onları da beklettik. Şimdi onlar da iyice soğudu. Şimdi artık ilk süsleme kısmına geldik. Evet. Bunda cupcake'lerimizi frosting ile birlikte süsleyeceğiz. Önümüze iki tane cupcake aldık. Şöyle ben hemen göstereyim. Şöyle sıkma torbamı alıyorum. Tek elimle ucunu sıkıyorum. Bu elimle de ona şekil veriyorum. Ben bunları şöyle çiçekler halinde süslemeyi seviyorum. Böyle 1, 2 ve de böyle çiçekler yapıyorum. Denemek ister misin bu sefer? Deneyeceğim ama çiçek yerine başka bir şekil çıkarabilirim. İstediğini yapabilirsin. Süper. Buna istediğiniz gibi şekil verebiliriz. Evde sıkma torbası yoksa hatta bir bıçak yardımıyla frostingden alıp üstüne bile koyabiliriz. Şimdi biz bütün cupcake'lerimizi aynen böyle gösterdiğim şekilde süsleyeceğiz. Sonra onları buzdolabına atacağız ki bir 10 dakika frosting kendini toparlasın. Eğer kış aylarında bu videoyu izliyor ve yapıyorsanız bu adımı yapmanıza gerek yok. Ama şu an bizim mutfağımız evet, çok sıcak. Dışarısı çok sıcak. Hemen frosting kendini bırakabilir. Ondan sonra sürpriz şekerlemelerimizle, süslemelerimizle aynen devam edeceğiz. Şimdi kalıpları çıkaracağız değil mi İdil'cim? Evet. Bu kalıpları ben hani biraz dedim ki İdil'e böyle modayla alakalı bir şeyler yapalım. Bir de benim sevdiğim işler olsun dedim. O yüzden böyle ayakkabılı, işte Hello Kitty'li kalıplar aldık evin önünden. Çantalarımız var, evet. Kurdelelerimiz var. Aynen. Yine elbisemiz var, şapkamız var. Evet. Her şeyimiz var. Böyle tatlı şeyler çıkaracağız şimdi cupcake'in üstüne koymak için. Önce ne yapıyoruz? Önce bu süslemeleri yapmak için yani sürpriz süslemelerimizi yapmak için şeker hamuruna ihtiyacımız artık var. Artık biraz söyledik ama. Söylemiş olduk. Biz bunları da Eminönü'nden aldık. Eminönü'nden temin edebilirsiniz. Biz bir tane beyaz, bir pembe, bir de gri aldık ki Hello Kitty'nin renklerine uyumlu olsun her şeyimiz diye. Bunları açacağız. Bunlarla çalışması çok kolay. Biraz mısır nişastasına ihtiyacımız var. Şöyle normal sanki bir un açıyormuşçasına yapışmasın diye mısır nişastası koyuyoruz. Yine şöyle şeker hamurunun minik merdaneleri olur. Bunlar da şöyle güzelce açıyoruz. Zaten hemen şekil alacaktır şeker hamurunuz. Bunları sadece yaptıktan sonra bir 15-20 dakika buzdolabında bekletmeniz lazım. Şekillerini verdikten sonra ki iyice sertleşsinler. Cupcake'in üzerine rahat rahat oturtabilin diye. Şimdi şöyle beyazı açtık mesela. Bundan artık Hello Kitty'mizi evet, çıkartabiliriz. Şöyle basıyorum. Evet. İçine de bunu oturtacağız. İçine de şunu koyduk. Çok güzel oldu. Ve şöyle kenardan bozmadan ve Hello Kitty'miz hazır. Şimdi mesela biz buna biraz sertleştikten sonra şöyle pembe hamuru güzelce açıp elbise yapacağız. Ondan sonra şurada süslemelerimiz var yine. Beyaz boncuklarımız, pembe boncuklarımız, şöyle gümüş incilerimiz var. Bunlarla burnunu yapacağız, tokasını yapacağız, evet. Kurdelesini yapacağız. Şöyle bir tane de pembe yapalım o zaman. Hı-hı. Bir tane daha var. Hafif biraz şunu şöyle alayım. Buyurunuz. süreyim. Biraz değil evet, mi? Mısır nişastası. Evde mısır nişastası yoksa pudra şekeriyle de yapabilirsiniz. Eğer üstünde beyaz kalırsa onu da ıslak mendil, kağıt havluyla, hafif nemli kağıt havluyla silip alabilirsiniz. Benim kadar süslü oklava açan var mıdır acaba? Yok. Şeylerle, yüzüklerle falan. Yeterli mi? Yeterli, yeterli. Tamam. Şöyle yapalım. Yine Hello Kitty mi yapalım? Bu sefer ayakkabı yapalım. Hadi ayakkabı yapalım. O da burada. Tamam. Bunu böyle hop üstüne bastırıp. Evet. Çok tatlı böyle ayakkabılarımız çıkıyor. Şöyle biraz. Bozmadan. Ben galiba çok açtım. Bir şeyle de yapabiliriz bunu. Şöyle minik bir ucu çok keskin olmayan bir bıçak varsa böyle yardım da alabilirsiniz. Yine bunu da aynı şekilde incilerle süsleyebiliriz. İncili bir ayakkabımız olabilir. Biz artık o zaman Buse seninle bütün hamurları açıp süsleme yapalım. Bir sürü süsleme yapalım. Siz de bunu yakın bir arkadaşınızı mutfağa davet edip birlikte yapabilirsiniz. Çok eğlenceli oluyor gerçekten. Kim ne yapabilirse diye şöyle. Evet, bozmadan almayı
Becerdim. İşte benimki ne kadar olursa artık. Süper. O zaman biz devam ediyoruz. Hepsi bittikten sonra görüşeceğiz. Biz birlikte şeker hamurumuzdan kalıplarla güzelce figürler çıkardık. Hatta biraz kendimizi kaptırdık, biraz da abarttık, biraz fazla yaptık. Evet, aynen. Çok eğlenceliydi. Umarız siz de bu cupcake'i evinizde yapmayı denersiniz. Evet. Bir arkadaşınızla yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyoruz. Çok eğlenceli oluyor. Biz sonra şeker hamurlarımızı şöyle cupcake'lerimizin üzerine oturttuk. Biraz Buse'yi anlatan modayla Hello Kitty'li cupcake'ler oldu aslında. Aynen öyle. Buse'nin kanalına da göz atmayı lütfen unutmayın. Orada da harika videolar var. Onun linkini de ben videoya ekleyeceğim. Abone olun. Evet, abone olun lütfen. biz de birlikte belki daha fazla ortak videolar çekip onları da sizlerle paylaşırız. Evet, yorumlarınızı yazın lütfen. Yorumlarınızı yazın. Eğer bu cupcake'i yaparsanız fotoğraflarınızı bize gönderin. Evet, lütfen gönderin. Çok merak ediyoruz. Neler yapacaksınız? Evet, heyecanla bekliyoruz sizin de figürlerinizi. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Farklı farklı videolarda görüşmek üzere. Buse'cim sana da çok teşekkür ederim geldiğin için. Çok keyif aldım ben de. Ben teşekkür ederim. Yine yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.